Bir beyin kanaması nasıl oluyor onu göstereceğiz size. Bir beyin kanaması nasıl oluyor? Bu beyin tam böyle beyninizden çıktığı gibi değil. Bu biraz ilaçlı suyun içinde beklediği için biraz rengi değişik. Geçen günküler hakiki çıkmıştı. Bu biraz ilaçlı suda beklemiş bir beyin. Bir beyin kanaması nasıl olduğunu göstereceğiz kardeşler. Bakın şurası gayet düzgün. Ama bak kanayan kısım ne olmuş? Görüyor musunuz? Beyin kanayan kısım ne olmuş? Peki içerilerde ne olmuş? Bir de onu kesip gösterelim şimdi bakalım. Şöyle içerileri keseceğiz bakalım. İşte kardeşim bak şimdi gösteriyorum. Gösteriyorum çok güzel çıktı içerilerde de kanamanın durumu. Şimdi gösteriyorum kardeşlerim. Şimdi bir sağlam kısmı bir de kanamalı kısmı göstereceğim size. Bakın kardeşler. Şu kanamayan kısım bak. Bak kanlı kısım ne olmuş? Bak. Her tarafına kan bürümüş. Görüyor musunuz? Beyin kanaması böyle bir şey. Oraya bütün her yere kan basmış. Şimdi en basit sizin elinizi keselim. Kan böyle yayıldığı zaman ne olur? Orada bir sürü sıkıntı olur. İşte bunun da beyinde bir sürü merkezlerde bozulma oluyor. Bak şuradaki damarlar çatlamış. Kanama olmuş beynin içine. İşte beynin içine kanama olduğu zaman ne oluyor? Sağ tarafınız kanadıysa, pardon yanlış gösteriyorum, sağ tarafınız kanadıysa sol tarafınızda felç oluyor. Sağ kanadı solda felç oluyor. Nasıl oluyor? Eli tutmamaya başlıyor, konuşmasında bozukluk oluyor. Peki bir kişi geldiniz yanınıza, beyin kanaması geçirip geçirmediğini nasıl anlayacaksınız? Dikkat der ki, birdenbire beynime vunk diye bir şey saplandı, sancı saplandı. Çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Beyin kanamaların çoğu maalesef ki maalesef tuvalet ıkınırken olur. Kalktı mı tazyik yaparsınız patlatın. Yurt dışında birçok tuvaletlerin kapıları hep dışarıya açılır. Bizde yanlış bir uygulama vardır. Hep içeriye açılır. Birçok böyle biz içeriden otopsiye gittiğimizde yani cesedin banyoda olduğunu gördüğümüzde kapının zor sıkıntılı açıldığı vakalar olmuştur. Neyse kapadık o kısmı. Devam ediyoruz. Bir beyin kanamasını nasıl anlayacaksınız? Bir beyin kanamasını sevgili kardeşlerim, bir beyin kanamasını birdenbire başınıza acayip bir ağrı gelir. Böyle vuh diye bir ağrı gelir. Bir tuhaf olursunuz. Böyle ortalık dönermiş gibi olur. Fışkırır tarzda kusar böyle. Der ama nasıl biliyorsun? Böyle ta karşıya bir metre öteye fırlar böyle kusmuğu. Çok tazyik olur, beyinde tazyik olduğu için birden böyle bir acayip bir kusma olur. Kardeşler biraz bakışı değişir böyle. Beni bir tam ver, iki numaraya yapıyorum yönetmenim. Bakışı biraz değişir. Bir evim, bir şeyim yok. Tamam, başıma ağrı geldi, iyiyim ama iyiyim. Sarhoş gibi konuşur, dili peltekleşir. Hep yatmak ister, böyle uykuya meyledir, gözleri kapanır, başta ağrı olur. Peki siz ilk müdahale olarak ne yapacaksınız? 112'yi arayacaksınız, ambulans arayacaksınız. Buzumuzu ver hemen, buzu ver. Hemen kardeşlerim buz uygulayacaksınız. Hemen bunu Merdane Hanım'a da gösterelim. Buzu getir hemen. Beyin kanaması geçirdi, ne yapacağız? Tut bakalım mikrofonu. Bu hastayı beyin kanaması geçiriyor. Ne yapalım, hemen yatıralım mı bunu böyle? Ne yapalım? Muhakkak yukarıda tutacağız. Şöyle oturtacağız, sakinleştireceğiz. Sıkan bir şeyleri varsa gevşeteceğiz, bel kemeri falan buzu ver. Hemen ense bölgesine ve baş bölgesine, enseye bilhassa buz koyacağız. Ve 112'yi bekleyeceğiz, rahatlatacağız. Kendisini rahatlatacağız, sakinleştireceğiz. Tansiyonu ölçebilirseniz tansiyonu ölçeceksiniz. Ve benim size demin gösterdiğim akupunktur noktalarına masaj yapabilirsiniz. Ama telaşlandırmamak için en iyisi buraya böyle yavaş yavaş masaj yapmak. Onu bir rahatlatmak çok önemlidir. Dikkat edin, tansiyon yüksekse, beyin kanaması şüphesi varsa katliyen hastayı yatırmayacaksınız. Yani böyle yatırıp ayaklarını yukarıya kaldırmayacaksınız. Yatırıp ayakları da kime kaldırıyoruz? Düşük tansiyonlarda kaldırıyoruz. Baygınlıkta kaldırıyoruz. Ama beyin kanaması şüphelendiğinizde, gittiniz ki yanına kusmuğu var, şeyi var. Sakın ola ki onu yatırmayınız. Böyle oturup pozisyona getiriniz. Kanamayı yatırırsanız zaten beyin kanıyor. Bir de ayaktaki kan damarları gelir. Beyinde daha çok kanama yaparsınız. Beyni daha çok kanatırsınız.
O yüzden kardeşlerim, beyin kanaması şüphelendiğinizde, katliyen ve katliyen yatırmayacaksınız. Bir de hasta kendinizle konuşuyorsa ellerimi sık diyeceksiniz. Nasıl sık diyeceksiniz? Sen ne yapalım? İki elimi sık diyeceksiniz. Hemen bir tarafta güç kaybı varsa, iyi sıkamıyorsa biliniz ki ciddi bir durum var. Hemen hastaneye gidecek. Bak sıkamayın. Bir de parmağını şöyle yap diyeceğiz. Yap şöyle. Böyle yapacaksın. Pıt diye kaçar mesela. Gevşek bırak abla. Böyle pıt diye kaçar. Tutamaz. Yapamaz. Böyle ince hareketler yapamaz. Güç kaybı olur. Hemen zaten ambulansa haber verdiniz. Bunu bileceksiniz. Beyin kanaması var. O zaman ne yapıyoruz? Buzu ensesine koyuyoruz. Şu ense bölgesine koyuyoruz. Başına koyuyoruz. Buzu koyuyoruz. Katliyen yatırmıyoruz. Yatarsa ne oluyor? Kanamayı arttırıyor. Zaten doktorlar gelince acil müdahale, onlar ne gerekse yapacaklar. O sizinle ilgili değil ama siz birisi gelene kadar kusmasına da dikkat edeceksiniz. Böyle oturduğu için kusmasında tehlike yoktur ama yatarken, kusarken bir de kusmunu yutma tehlikesi vardır. O yüzden dikkat ediniz.